Şot İbrahim abi geliyor, bütün ağır eşyaları falan o getiriyor. Sandalı bir 16-17 metre falan boyunda sandal var. Hem motoru var hem yelkeni var sandalı. Şimdi Cunda'dan araba, babam parçalıyor arabayı, ikiye bölünüyor. Ön tekerlekler, arka tekerlekler. Tekerlekle giriyor içerisine. Öküzler öyle bir yere şimdi Ömer Usta dediğimiz şu anda gemilerin çekildiği yer var ya. Hı hı. Orası bu kadar geniş değil. Ömer Usta diye bir yerin şahsın da orası. Oraya sandal geliyor. Öküzler de oraya gidiyor. 5-6 tane babanın arkadaşları, belki 10 kişi. Sandal tabii fazla kenara yanaşmıyor. Büyükçe bir sandal çünkü diyelim ki göbeğe kadar, suya kadar gelebiliyor sandal. 8-10 kişi sandalın bir tarafına geliyor. Sandal 4 parmak su girinceye kadar eğiliyor. O arada öküzün ön bacakları sandalın içerisine koyuyor. Arka poposundan iki kişi böyle eliyle birbirine tutup da önden de birisi çekiyor zaten. Arka ayakları içeriye girdi mi olay bitiyor. İkinci öküze geçiyor bu sefer. O şekilde. Yani öküzleri döve döve. Evet. Şimdi bir tanesinde oradan buraya geleceğiz artık. Öküzün bir tanesi içeriye girdi. Çıplaktan Cunda'ya geliyoruz. Öküzün bir tanesi içeriye girdi, ötekisi bir türlü girmiyor. Bir saat uğraştılar, hayvan içeri sokamadı. Ön ayağını alıyor, tam şey yapacak, hayvan güçlü tabii. Öküzler güçlü hayvan. İki ayağını birden dışarıya atıyor. Hadi baba. İbrahim abi, Şoti İbrahim abi köpürüyor. İbrahim Bey, bu hayvan girmiyor, ne yapacağız? Uğraştılar ettiler falan. Babam dedi ki, ama biz tavukları, keçileri, öküz arabasını hepsini falan hepsini koyduk. Angıç arabası yapıyorduk biz o şeyi. Arabanın şeyin boyunu uzatıyorduk. Angıçlar var böyle uzun. Arabanın iki misli boyu. Sivri sivri böyle önde ve yukarıda ve altta iki tane uzun telgraf direkleri vardır ya, yuvarlak hani böyle. Onlardan delinmiş böyle, oradan şeyler geçirmiş, ince topalar getirmiş. Demetler otursun, sıkışsın diye uçları sivri. Üzerine bir düşseniz öldürür adamı. O şekilde. Gene şeyden. Hepsi tahta. Onları angıç dediğim angıç arabasının üzerine demetleri, yani buğday demetlerini yüklüyoruz. Onu angıçlara da şapna genişliyor böyle. Zıpladığınız zaman bu kadar dışarıya çıkıyor. Ondan sonra da üst üste orta doluyor. Bu taraftan şeylerin üst üste. Bir şeylik, harmanlık malzeme götürüyoruz harman yerine. Tarlalardan harman yerine öküz arabasıyla. Orada harman yerine koyuyoruz onları. Oradan iki gün sonra, bir gün sonra öküzlerle harman dönüyorum. Bütün ağırlık bende. Şimdi öküze gelelim. Öküz bir türlü girmiyor. Babam dedi ki, babamın adı İbrahim, adaşı sayılıyor. Çalıştır motor dedi. Adam motoru çalıştırmıyor çünkü ne zaman gideceği belli değil. Çalıştır motor dedi. Adam çalıştırdı ama ne olacak İbrahim Bey? Öküzü arkasından çekeceğiz denizden. Nasıl olacak? Sen çalıştır motoru. Babam hayvan boynuzlu. Gayet güzel iple boynuzlardan kıstı. Yukarıya çıktı. Babalar var arka tarafta, iç tarafta, arka tarafta. O babalara bağladı. Hayvanın hayvanın ağzına su gelirse boğulacak. Boğulmasın diye kafayı babam çekti, adam akıllı, hiç unutmuyorum. Şimdiki oluyormuş gibi böyle çekti. Hadi yürü dedi. Adam obros derler bizde. Obros yani ileriye tak anlamında. Başladı pervane dönmeye. Ve oradan yavaş yavaş hayvan denizin içinde geliyor arkadan. Filika gibi. Karşıdaki sarımsaklı. Taş ocakları var orada. Onun üzerinde de bir şey vardı. Karakol vardı. İki karakol canavar düdüğüyle anlaşırlardı birbirlerine. Canavar düdüğü. Biz de çok severdik. Çocuklar olan döndü. Diye bir acayip bir frekanslı bir ses çıkartırdı. Karşıdan da ses geliyordu. Onlar da duyuyor sesi kendi. Yani biz de sağlıklıyız gibilerinden. Telsiz melsiz ne geziyor? Hiçbir şey yok o zaman. Ne?
Neyse, babamı orada bıraktık, çıktık oraya. Bakın, Tuzla'nın olduğu yer, orada Tuzla var. Biliyorum. O Tuzla'nı oradan babam hayvanı aldı, Cunda'ya getirdi yürüye yürüye. Sarımsaklı, efendim şey, Çamlık, yürüye yürüye Ayvalık'ın içi, Duba, o zaman köprü yok, Duba köprüsü yok. Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü. Ama köprü yok. Sal var. Gece baba, biz oradan geldik zaten güneş böyle. Babam geldiği zaman bizim eve belki saat 1'di. 12'ydi 1'di bilmiyorum gece. Bağırıyor. Sal bu taraftaysa Ayvalık tarafında mesele yok ama o Duba'nın çalıştıran kişi Cunda'da Cunda tarafında küçük bir barakası var. Mecburen salı oraya çekiyor. Sen bağıra bağıra onu uyandıracaksın, uyanacak, o sala binecek, telini çeke çeke sana getirecek. Sen hayvanı bindireceksin, iki kişi tekrar bu tarafa doğru sala çek Cunda'ya. Parasını vereceksin, ondan sonra gelecek oraya. Böyle bir olay da var, hiç unutmuyorum yani.